Arkadaşlar merhaba. Biz Beksav olarak Beksav'daki Beksav'da faaliyetlerini yürüten meclisler olarak buradayız. Vardiya'dan arkadaşlarımız burada. Vardiya Müzik Grubu'ndan. Sahnelerden bilirsiniz. Tiyatro İmge oyuncusu olarak ben ve arkadaşlarım buradalar. Biz direnişinizi selamlamak, direnişinizi desteklemek için buradayız. Her ne olursa olsun sonuna kadar yanınızdayız. Direnişinizin zaferle sonuçlanabilmesi için biz de sanat alanından elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Tiyatro ekiplerimiz olsun, müzik gruplarımız olsun, bize bir telefon açmanız, bize sadece bir söylemeniz yeterli. Tekrar direnişinizi selamlıyorum. Yanınızda olduğumuzu söylüyorum Beksav olarak ve Beksav ailesi olarak. Nacizane küçük bir sokak oyunu sergileyeceğim size. Kısa bir oyun, bir moral ve bir şey olsun diye, bir renklilik olsun diye. Şimdi mikrofonu vereyim. Saygıdeğer insanlar, siz saygın insanlar. Saygıdeğer heyet, ben buraya bir türlü kağıda dökülemeyen, gözden kaçan ayrıntıları anlatmaya geldim. Bildiğiniz gibi uzun süre tedavi gördüğüm hastane doktorlarının raporlarında çok sonra okuduğum, anladığım kadarıyla ciddi bir hafıza kaybına uğramışım. Anlatacaklarımın bir bütünlük sağlamasına özen göstereceğim. Bölük pörçük olursa kasti değildir. Çünkü hala tedavim sürmekte. Ben buraya ölen arkadaşlarımın hesabını sormaya değil, onları anlatmaya geldim. Ölen arkadaşlarıma hayrandım, tanışıktım. Hepsi işlerinde çok iyiydiler. Bahçeye farklı pencerelerden baksak bile sonuçta bakıp gördüğümüz yer bahçeydi. Sizin canınızı sıkmak gibi bir derdim yok. Hiç olmaz da. Ama bazı dönemleri hatırlatmadan edemem. Omzundaki apoletleri kalabalık insanların ülke yönetimine el koydukları dönem. Hatırladınız değil mi? Bunu anlatmayacağım size. Az çok bilirsiniz neden yapıldığını. O dönem geceyle gündüzler. O zaman gençtim. Henüz 24 yaşındaydım. Konservatuarı yeni bitirmiş. Bir tiyatroda oynuyordum. 2 yaşında bir kızım vardı. O dönem geceyle gündüzler biz gençler için daha bir beterdi. Bizler bazıları için dertti. Kapılar zamanlı zamansız çalınırdı. Bu kapı çalmalar gecenin sessizliğine et ile tırnağı birbirinden ayıranın sesiydi. Kimi sevgili kucağından, kimi okuldan, kimi hastaneden, kimi daktilotunun başından herkesi bir yerlerden koparıyordu. Bu kapı çalmalar gün aşırı daha da bir çoğalıyordu. Tamam. Toparlayayım. Efendim? Ben Galileo'yum. Galileo Galilei. Dünyanın güneşin merkezi olduğunu söyledim. Bu düşüncelerinden dolayı Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılandı. Ölüm tehdidi altından fikirlerinden, düşüncelerinden vazgeçtiğini beyan eden bir kağıdı imzaladı. Bruno? Hayır. Bruno da değilim. Giordano Bruno. O da dünyanın evrenin merkezi olmadığını söyledi. O da fikirlerinden, düşüncelerinden kaynaklı Engizisyon Mahkemesi tarafından yargılandı. İnançlarından, fikirlerinden direnerek kilisenin görüşlerini kabul etmedi. Fikirlerinden, düşüncelerinden vazgeçtiğini beyan eden bir kağıda atmadı. Kapılar zamanlı zamansız çalınıyordu. Önce geldiler. Öğrencileri götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Ben de sesimi
çıkarmadım. Çünkü ben öğrenci değildim. Sonra geldiler, doktorları götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Ya ben de sesimi çıkarmadım çünkü ben doktor falan değildim. Sonra geldiler, gazetecileri götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Ben gazeteci falan değildim. Sonra geldiler, öğretmenleri götürdüler, sendikacıları götürdüler, politikacıları götürdüler. Doktorları götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Din adamlarını götürdüler. Sanatçıları götürdüler. Kimse sesini çıkarmadı. Beni götürmeye geldiklerinde sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Akrep gibisin kardeşim. Akrep gibi korkak bir karanlık içinde. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içinde. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat. Sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Bir değil, beş değil, milyonlarcasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin adeta. Ve mağrur koşarsın salaneye. Dünyanın en tuhaf malikusun yani. Hani şu deryada olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Bu dünyada açsak, yorgunsak, alkanlar içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi izleniyorsak, kabahat senin. Ne demeye dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin be canım kardeşim. Sayın Ahmet Başkanımıza da sağ olsun, tekrar bir kez daha var olsun arkadaşlar.